Bir film beğenilirse ne olur kardeş? Ne olur abi? İkincisi çekilir. Hayvan alacaksın. Ay, kuku ya. Ben yaklaşamam. Bir de burnudur tabii öyle. Ay, benim ama. Yoğurdunu yer mi şey? Hem de koşu koşu. Bilek gibi yer. Buna sütünü içeceğimizi içmez mi? Bunu değen insan lan. İşte böyle. Löpür löpür yer bulduğu zaman. Bu sene de parayı vurdun. Çok şükür vurdum. Herkes seni itilmişten kakılmış vardı. Ya. Oradaki itilmişin konuşmasına benzetti ya. İtilmişti güzel adam. Öyle desene ben de bir şey sandım. Bülent Arkeş'in oltayı alıyor rahmetli. Şöyle hareketli adam. Şöyle oltayı tutuyor abi. Yine sallayacaktı. Dur dedi. Dur. Seni bir okla üç tane adam vurmaya benzemez bu. Tabii rahmetli güldü. Hoşuna gitti. 45-50 liraya mandalina sütü. Hemen zincirize kıya. Bekle ya. Niye? Fazla süt olacak. Malay sütünü de alacak. Ne kaç tane yavru olacak şunlar? Sözü 10 tane var. Ben savam yeri savman. Bu ben götü bir yeriz. Bu buza 35 lira etmez Coşkun abi. Ya biraz zorlayınca eder gibi geliyor. Coşkun abi tosunun maşallahı var ya. Manda alsam erkek. Kaç para abi? Abi ben bu kadar parayı ne yapacağım? Yiyemeden öleceğim herhalde. Ben onu üzülüyor. Ha bugün ölmüşüm ha yarın ölmüşüm. De ki ben ölümden korkuyor muydu? Şart tosun korkmuyor. Benim korktuğum nokta ne biliyor musun Mehmet? Bunları yemeden ölürsem bundan korkuyorum. Yarın ölecekmiş gibi yaşa. Hah, ne iş yapıyorsan yap, hanımı onayından geçeceğidir. Yoksa? Vallahi batarsın. Bu arada gözümün birini kapattım. Bak, oracıkta. Süt parasını o ellemez. Bunları yavlarını satıyorum ben. Tereyağlarını, yoğurdunu, sütünü. O hiç benim şeyime karama ellemez hiç. Hepsi benim, bana ait. Ama sağ da helal olsun yenge ya. O kadar işten uğraşmak ben lanetlen. Ben severek yapıyorum Mehmet bunu. Hayır olsun. Hayır, bitim. Hayır. Hayat bahçesi bu, hayat bahçesi. Aynen, kaç tane buldurcum abi bura? Bu şükür değil mi? Lan şimdi hoplaya zıplaya gideriz. Kavga ede de geri döneriz. Ben bunları hep yaşadım. Hanımıyla bir sorunum mu var? Hiç yok. Dünya bir ya, o bir ya. Ne kadar canıydan ciğeriden çok da sevsek. Aşkından da ölse, yansa da yok olsa da. Ne zaman böyle güzel bir yere gitsen, şöyle otursay. Kahveyi, kebabı falan böyle yiysek. Ondan sonra vereceğim. İyi, hoş, güzel. Eve dönecek, kavga bir yerde başlayayım Muhammed. Hayırlı olsun, buluşmalar. Mandalina her şey çok güzel oluyor Muhammed ya. Yoruldu, tereyağı, çok lezzetli oluyor. Hanım çok yoruluyor, yoruluyor mu? Yani para kazanaydı, mandaların memesini koparacak diye korkuyor. Bir yandan yavrusu emiyor. Evet, bir yandan yavrusu o tarafta. İki memesini yavru emiyor, iki memesini ben sarıyorum. Ben elleri verin içine. Ama ne yaptın, yaptın. Ama sen bana sorarsan öyle olur. Gözümün birini kapattım. Bak oracıkta. Arkadaşlar videoyu beğenin. Yazılımcı Köylü'ye abone olun. Selamünaleyküm arkadaşlar. Yazılımcı Köylü kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine Coşkun abiyle beraberim. Coşkun abi selamünaleyküm. Aleykümselam. Kaç tane manda doğurdu? Vallahi 10-15-20 tane doğurdu. Bu sene de parayı vurdun. Çok şükür vurduk. Vurdun değil mi? Yani kışın ben bunları yiyeceğim Muhammed. Böyle göbeğimi kaşıyacağım. Şimdi büyüdelim, çoğaltalım diye bayağı bir uğraştık. Çoğalttık çok şükür. Altı çoğaltmak da bir şeye yaramaya. Fazlası beni üzüyor. Neyle üzüyor? Arkadaş sabah kalk her gün. Bir gün değil, iki gün değil, üç gün değil, beş gün değil. Sabah akşam ahura. Yani hanım çok yoruluyor. Hanım çok yoruluyor. Yoruluyor mu? Yani para kazanaydı, mandaların memesini koparacak diye korkuyor. Vay billahi. Şimdi para kazanıyorsun diye ne? Sus, karışma. Savuyorum ben. Sağ sütünden, yoğurdundan 5 kuruş gördüğüm yok. Ben zaten görmek istemiyorum. Vallahi istemiyorum. Hepsini yengem alıyor. Alsın ama yorgun dişi ya. Helal hoş olsun ama helal yoruluyor. Hakikaten yoruluyor vallahi yani. Vallahi yoruluyor. Şimdi ben de görüyorum. Ya, yoruluyor. Şimdi
Hemen videonun başına şeyi söyleyeyim Coşkun abi. Senden daha önce çok güzel bir video çektik. Yaklaşık 2-2,5 ay oldu. Tam evet, hatırlamıyorum evet, da. Çektim. Çok güzel tepkiler var ama iki şeyi sana mutlaka söylemem lazım. Birincisi herkes seni şu itilmişten kakılmış vardı. Bir tane film vardı. Ya oradaki şimdi... itilmişin konuşmasına benzetti ya. Bir de bir şey daha var. Senin insanlarla konuşma şeklin şimdi bilmedikleri için. Kimisi de ki abi de ya içmiş de ya da kafasına güneş geçmiş. Hayır, içmek yok. İçmek yok. Senin konuşman normal zannetmeyala. Ya da yala itilmişi çok izlemişti yala. İtilmişi izlemedim. İstanbul'dayken bile Badir'le ya konuşurken falan itilmiş. Öyle söylerdiler. Aynı itilmiş diyordular yani. Ama benim öyle bir özentim falan yok. Yani öyle benzettiler. İtilmişti güzel adam. Kötü adam değil. Benzetsinler arkadaşlar. Ben onur diyorum, gurur diyorum böyle şeylerden. Şimdi evden geliyoruz. O görüntüleri de ara ara yayınlayacağım. Sende ne marifetler var mı? Senin sesin güzel miydi? Sen darbuka çalıyormuşsun. Çalayım abay duymadan. Senin balık maceralan falan varmış. Evet evet İstanbul'da gene balık maceralarım. Güzel de balık avı falan yapıyormuşsun galiba. Sen bak biz daha bunları yeni yeni öğreniyoruz. Yani ufak bir anımı anlatayım. Kısa ve öz olarak anlatacağım. Şimdi bir gün Anorköy'de balık yakalıyorum. Şimdi benim yeğen var. Dayı. Yeğeni biraz boğaz sağlam olduğu için balık çektikçe hoşuna gidiyor. Ama dayım. Cüneyt Erkeş'in oltayı alıyor rahmetli. Şöyle hareketli adam tabii ki Cüneyt Erkeş'in. Şöyle oltayı tutuyor abi. Sallaya, alabildiğine kadar 150-200 metre gidiyor. Sar, boş. Bir daha salla, boş. Bir daha da. Kapıcısı da kova elinde, oya bir yer dönüp duruyor. Kulakları çiğneyecek. Artık Cüneyt Erkeş dayanamadı. Yeğen dayı diye ya. Dayı dedi ya, şu işi bize de öğret de dedi. Biz de bilelim dedi. Yani biz de balık tutalım dedi, biz de yiyelim. Ben tabii oltayı olduğu gibi bırakıyorum. Artık Cüneyt Erkeş'in çaparesine yem falan bağladım. O istavrisi kestim, ufak ufak bağladım. Buraya yine sallayacaktı. Dur dedi, dur. Seni bir okla üç tanadan vurmaya benzemez bu. Tabii rahmetli güldü. Hoşuna gitti. Sen ne iş yapıyorsun falan filan. Ben dedim ilaçlama temizlik iş yapıyorum falan. Allah razı olsun. Mekanı cennet olsun. Nur içinde yapsın. Adam gibi adamdı. Neyse oldu yere bıraktı. Süper. Güneş Akın'ın rahmetini elini kumaracaklar balıkla. Tık. Böyle sallayalar. Çevirdi. Valtavol. Ah kapıcısı da sevindi. Güneş Akın da sevindi rahmetli. Aldı falan. Neyse o da balık yakalamaya başladı. Bize adresini verdi. Kartımızı verdim ona. İlaçlamasını, temizliğini falan yaptırdım. Rahmetli Cüneyt Akın'dan sen nerede balık tuttun abi? Nereden? Arnavutköy'de balık tuttum. İki tane Arnavutköy var İstanbul'da. Hangisi? İstanbul'da Beşiktaş. Ha Beşiktaş'taki Arnavutköy. Evet, tamam. Arnavutköy evet. Oltayı ne satıyordu? Rahmetli adam şey tutuyordu abi. Yer açılıyordu böyle. Salla. Olta gidiyordu. Alabildiğine gidiyor. Makaradan bir şey kalmıyordu. Sar. Bomboş. Aynı harekette 3-5 kere tekerlettik. Tabii ben bu arada oltayı full çekiyorum ben. Aşırı derecede mezgit var. Çek full. Dayım. Yeğen alıyor bizim tabii. Akşam balık yiyeceğiz ya. O da dayanamadı tabii. Hayır dedi ya. Şu işi bize öde öğret de dedi. Allah rahmet eylesin. Mekan cennet olsun. Olsun tabii ki. Vallahi Cüneyt Bey dedim. Yanlış anlamadı dedim. Seni bir okunan bu işte 3 tane adam vurma benzemez dedim ben. Tabii kendimi biraz şöyle şey yaptım. Biraz yükselttim yani. Yükseltmek olan değil de biraz yani şey olsun diye de. Bir adım oldu. Evet Coşkun abi şimdi mandalın yanına geldik. 17-18 tane falan buzladı dedin değil mi? Buzladı abi. Daha buzlayacak olanlar var mı? Var. Kaç tane var tahminen? Vallahi 7-8 tane daha olabilir. Abi bak. Şöyle baktığım zaman göz kararı söylüyorum. Şöyle. İleride de var. Şuralarda da var. Yani burada 50'den fazla var gibi.
Şimdi 50'den fazla var. Şimdi şöyle. Ben yeğenimi de projeye güydüm. Yeğenimi derken erkek yeğenimi de. Yeğenimi hanımını projeye dahil ettim. Rahmetli babam bunlara bir tane yavrusuyla beraber verdi. Onlar da çoğalttılar. Beslediler. Bak onlar da çoğaldı. Madem dedim sen uğraşıyor kızım. Ben seni projeye yazdırayım. Sen de destek al. Projeye dahil ol dedim. Onu da öyle projeye dahil ettik. Yani burası o zaman senin yeğenin ne? Yeğenin bir de biladeri. Yavrusuyla beraber toplam kaç tane mandan var abi? 35 tane benim manda var aşağı yukarı burada. Sen o zaman biraz satmışsın da galiba. Sattım abi. Buna çoğul ya da ama satıyorsa vallahi aynı koyun gibi. Yani her sene buzda ya. Sen şimdi erkeklerimi sattın dişlere mi? Dişlere satmak yok. Erkekleri satıyoruz. Daha önceki videolardan yorumlar geldiği için bunu soruyorum. Fiyatını öğrenmek istiyorum. Mesela büyüğü kaç para? İşte 3 aylık mı satılıyor buna? 6 aylık mı ya satılıyor? Nasıl oluyor? Şu 25-30 lira. Şöyle ufak bir şey. 25-30 lira ise artık manak yok ki. 25-30 lira ise hayvan yok artık. Koyun olmuş 15 lira. Mesela şu an şu gördüğümüz oradaki ufak yavru kaç aylık? 5 aylık falan. 5 aylık böyle bu boyda mı oluyor? Vallahi onu sütünü almışlar. Benim değil o. Öyle bir manak olmaz bende. Bak benim şöyle. Mesela şu kaç aylık abi? Erkek mi dişi mi o? Bak o benim. Tamam erkek mi dişi mi o? Erkek. Tamam mesela o kaç aylık abi? Geçen senelik. Anası üstüne bir kere bozuldu. İşte bir yaşında var yok. Bir yaşında bir malak alsam erkek kaç para abi? 35-40 lira. Şöyle bir dişi almak alsan? 80-90. Bu da var mı ya? Var tabii canım. Abi neredeyse bir simenter inek parası var. Artık simenterle inekle pek şey kalmadı. Bir manda yavruladı buzladı ya mesela. Satılması için kaç aylık olması lazım? Yani sütten kesiliyor ya hani annesinden. Annesinden kesildi ama 5-6 aylık. Mesela buzağı 3 ayda sütten kesilir satılıyor ya mesela. Bunda, malaka da nasıl? Bunda kesersin sütten. 3 ayda keser misin? Kesebilirsin. Mesela olması gereken ideal ne? 5 ay mı 6 ay mı? 4 ay. Manda 4 ay emecek. Tamam 4 ay mesela bir tane manda alsam erkek kaç para abi? 4 aylık 35 lira 30 lira. Tabii ki bunu şeyine bağlı Mehmet. Bak cüst. Adam sütünü almış burayı. Çokolezga'da kalmış bak. Bak sütünü almış Çokolezga'da kalmış. Sütünü almayan manda yavruları belli bak. Nasıl? Arka falan böyle açmış çiçek gibi. Bak nasıl? Bizde devamlı iki memesi yavru emer. Evet onu daha önce de söylemiştin. Söylemiştim daha önce bir röportajımızda. İki memesini ya adam ne yapıyor? Ben şimdi 45-50 lira ya mandalı sütü hemen zinciri sıkıyor. Bekle ya. Niye? Fazla süt olacak. Malay sütünü de alacak. Ne yapacağım o zaman kumuştan? 2 kilo süt çıkarsa 4 kilo çıkacak, 5 kilo çıkacak. Malak gelecek. Çekele babam, çekele memeyi. Çekele babam, çekele. Süt yok. Ne yaptı? Aldı süt olur mu süt? O zaman manda da gelişmez. Aynı buzağı gibi. Biraz böyle yanık oluyor yani. Anladım. Ama yani, maşallah gene otlaması falan iyi. En azından otla yani. Yani şimdi bunlar otluyorlar tabii. Otlamasalar aşkallah. Yem yok. Yem yok. Hem de gram yok. Gram. Allah senin mandalar maşallah var ya. Sağlayacak olanlar eve mi gelecekler abi? Evet evet. Eve gelecekler sağlayacak olanlar. Evde yavrularla beraber sağımı yaparken de bir çekim yapacağız. Onları da öyle göreceğiz. Bir de şeyi sorayım abi. Mesela dedim ya 4 aylık erkek bir manda dedin ya. Hani 25-35 arası gezer. Hayvanın evet, cüssesine tamam, göre. Tamam, işte tamam. Süt almış mı? Süte güzel emmiş mi vesaire. Peki aynı şekilde 4 aylık bir dişiye sen satmıyorsun da satacak olsan mesela o kaç para? O da aynı. O da aynı değil mi? Aynı. Peki mesela 1 yaşında veya 1,5 yaşında bir manda dişi kaç para abi? 1,5 yaşında. Mesela ben örnek veriyorum 2 tane dişi almak istiyorum. Ama bunlar kaç aylık? Aynı. Burada 1,5 yaşına giren manda buzdacı olur. Burada boş gezmez. Onu anlatıyorum saçta. Ya burada boş gezmez. Mesela yani. İneklerde mesela 14 ay diyorlar ya. He. 14. ay tohumlanır falan diyorlar ya. Bunlar da aynı 14 ay mı oluyor? Nasıl oluyor? Hayır. Burada ne zaman... Yani 12 aylıkken mi bunlar gebe kalıyor? Nasıl oluyor? O zaman gebe kalacağı belli değil. Buradan hangi dişiyi tutarsan tut. Eğer yeni buzlamadıysa hamiledir. 1 yaşında dişi hamiledir. 11 ayda doğuruyor ya. 2 yaşına girecek, 2,5 yaşına girecek. Hemen yavru geliyor. Niye abi? Bunlar hamiledir. 11 ayda doğuruyor derken bunlar da inekler gibi 9 ay değil mi? Hayır. Nasıl hayır? Bunlar 11 ayda doğuruyor. Allah Allah. Tabii. Manda. Manda. 9 ay değil yani bu inek gibi. Yok. Bunu da ilk defa senden duyuyorum ha. Evet 9 ay, 9 ay değil abi. Ha bunu da yeni öğrenmiş oldum. Bunlar böyle Mehmet. Tamam 1 yaşında diyelim ki dişi bir tane almak istesen mesela kaç para abi ortalama? Benden mi alacaksın başka yerden alacaksın? Senden alacağım abi nereden ben manda olsam başka yerden mi alırım? Ya Mehmet imkan sağlarız gözünüz evet. Tamam ya. Hayır ben insanlar fiyatları bilsin diye söylüyorum bunu çünkü soranlar vardı. Yorumlarda. Ha. Şimdi buzdacı manda ne olur? 80, 90, 70. Adamına göre değişiyor. Diyorsun. O anki gönlümü yap. 66. Tamam. 50'ye ne olmuş? 50'ye ne olmuş? Para verdik mi Muhammed biz bunlara? Allah sana daha çok versin Coşkun abi. Vallahi. Şimdi Muhammed bunları hiçbiri el emeğiyle buzlayan veya da paytarla doğum yapan yoktur. Kendisi uzlar. Tohumlama da yok. Tohumlama da yok. Hiçbir şey bulamazsın bak bunlarda. Bu şu dişiler var ya bak biraz ayaklı dişler.
Bunlar hep buzdolabında şimdi. Çoşkun abi sen bu kadar parayı ne yapacaksın ya? Abi ben bu kadar parayı ne yapacağım? Yiyemeden öleceğim herhalde. Ben onu üzülüyorum. Yiyemeden öleceğim herhalde. Vallahi dün akşam şekerim kaça çıkmış biliyor musun sen? 600 mi dedi? 612. Olması gereken de 100 mü diyordu? Olması gereken 100, 120. Niye öyle şekerin çıktı? Benim köpeğimi çaldılar. Garabük'te. Köpeğimi çalınca moralim bozuldu. Şeker bende orada başladı. Başladı da. Ha bugün ölmüşüm ha yarın ölmüşüm. Yarına çıkacağımızın vallahi garantisi yok ki. De ki ben ölümden korkuyor muydu? Şart olsun korkmuyorsun. Ben her zaman söylüyorum. Bak, zaten öleceğim ben. Ben bugün ölmesem yani. Benim korktuğum nokta ne biliyor musun Mehmet? Bunları yemeden ölürsem. Bundan korkuyorsun. Ben şimdi bunları ne yiyeceğim onun hesabını yapıyorum. Coşkun abi. Benim her zaman söylediğim bir laf var. Ben ha, diyorum ki ha, yarın ölecekmiş gibi yaşa. Hah. Hiç ölmeyeceğimiz gibi çalış. Patates et. Yani, öyle, yani hep çalışmak da olmuyor. Biraz da yiyeceksin. Yiyoruz abi. Hani de ki bana Coşkun bir kaplıcalara gidip de efendimize bir tatile gidip de bir tatil yapabiliyor muydu? Yapamıyorsun. Niçin yapmıyorsun? Ha? Niçin yapmıyorsun? Ha, niçin yapmıyorsun? Belli. Şimdi hoplaya zıplaya gideriz. Kavgada da geri döneriz. Ben bunları hep yaşadım. De ki bak hanımıyla bir sorunuyum mu? Hiç yok. Dünya bir ya o bir ya. Ne kadar canıydan ciğeriden çok da sevsey. Aşkından da ölse, yansa da yok olsa da ne zaman böyle güzel bir yere gitse, şöyle otursay, kahveyi, kebabı falan böyle yiysey. Ondan sonra hocam iyi, hoş, güzel. Eve dönecek kavga bir yerde başlayayım Muhammed. Daha önce çektiğimiz video en son 70 bine yakın izlendi ve hala da izleniyor şu anda. Evet, teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdi orada yengeyle yapmış olduğun konuşmalarla ilgili ne demiştin orada? Ne iş yapıyorsan yap, hanımı onu önünden geçeceği demiş. Yoksa? Vallahi batası. Çünkü neden batası? Hayvan alacak. Ay kukuya. Ben yaklaşamam. Bir de burnu tutar böyle. Ay benim babam. Peki yoğurdunu yer misin? Hem de koşu koşu. Bilek gibi yer. Ona sütünü içeceğimizi içmez mi? Ona niye böyle diyor? Onu değen insanla. İşte böyle. Löpür löpür yer bulduğu zaman. Şimdi %95'lik kesim senin dediğin şeye katıl ya. Ama %5'lik kesim dedi ki bir geminin de bir kaptan oldu ya. Yani hanımın sözüyle ben de iş yapmam diye bir geminin de bir kaptan oldu ya. Yapmazsa bata. Çok da önemli değil ki. O da gemiden örnek vermiş zaten. Yani. Bir geminde bir kaptanı batmayayım Muhammed gemi batıyor. Ama şimdi abi geminin yardımcı kaptanı var, kılavuz kaptanı var. Şimdi aile kalabalık olursa. Bağ olsa yengem yardımcı kaptan, uşaklarda kılavuz kaptan bağ olsa. Ya o öyle de şimdi evde aile kalabalıktır. Hanımı bakmazsa anayı bakar. Anayı bakmazsa kardeşi vardır. Kardeşi bakar. Öyle kalabalık olduğu zaman bunlar oluyor. Ama ben sadece sağ gelen yorumları aktarıyorum yani. Aklıma gelenleri şu anda. Hepsi de aklıma gelmiyor da. İyi ve kötü yorum yapan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Allah'a var şimdi. Yorum yapan arkadaşlarınızdan hepsi dediğim gibi itilmişi çok benzetiyor. Kimisi diyor ki şimdi konuşman sen bilmediği için diyorlar ki abi de ya diye işte alkol almış diye ya da diye kafasını diye güneş geçmiş diye. İşini anlatamıyorsun ki abi senin konuşma şeklin bu. Ben tamamen organikim Muhammed. Şimdi doğal, ben birisiyle organik. Normalde video çektiğimiz zaman şu kamerayı insanın karşısına geçirdiğim zaman tanıdığım insandan bahsediyorum. Konuşma şekli değişiyor ama sende gram ya, öyle bir şey yok. Ya, benim değişme şansım yok. Ben değişemiyorum zaten. Ha, sen hani bazen insan biraz kendini toparlar ya kamerayı görünce. Hayır biraz daha hani düzgün konuşayım mantığıyla gidiyor mesela. Ya, aslında kötü niyetten değil bu. Bu anladım, iyi niyetten. Anladım. Ama sen konuşamıyorsun öyle ya. Ben ne bileyim yani. Sen sanki hiç kamera yokmuş gibi. Kamera yok olsun veya olmasın ben böyleyim. Ben buyum yani. Ben böyle değişme şansım sıfır. Değişemiyorsun. Böyleyim. Abi şunlar şu iki tanesi maşallah ne kadar büyük ya. Abi bunlar böyle büyüyor bak zamanla. Bunlar biraz yaşları var da o yüzden öyle. Bunlar bak hep yeni. Görüyor musun bak. Arkada bayağı bir bayağı. Bak. Yeni bak şu ileride var şurada var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ha buzacaklar var orada. 7, 8, 9. Arkaya doğru da var 10. Şu an sayabildim 10. Daha da var da geride. Var, var. Çok dağınık abi burası ya. Dağınık. Yani çok öyle toplu bunu anladığım kadarıyla toplu bir durmuyor lan. Az önce orada senin drone'dan falan çektim ben. Evet. Oradaki hayvanları toparladım. Buraya getirdim mesela. Şimdi bir de bunlar eve gidilecek. Kaç tane sağılır var bilmiyorum da. Var var bayağı var. 10 tane falan var mı? Var var. 10 tane şimdi bu nasıl sağlayacak değil mi? Sağlayacak. Tekrar etmekte fayda var. Buzağısına kaç litre bırakıyorsun kendin kaç litre sağlıyorsun? Valla Mehmet 2 memesinden ne çıkıyorsa 10-15 kilo süt alıyor işte hanım. Nasıl yani bir tanesinden mi? Yok hepsinden. Hepsinden yani. 2 litrundan 1,5-2,5 derken ha bakmış şey az az geliyor ama biriktiği zaman büyük bir yekül teşkil ediyor. Şu anda mandanın çiğ süt fiyatı satış fiyatı ne abi burada? Satış fiyatı 50. Yoğurda çevirirsen buna kaç para?
250. 1 kilo 1 kilo. Ha pardon. Sen hep 2 kilodan satmıyorsunuz. Ben 125 lira o zaman. Hep 2'lik yapıyorsunuz değil mi? Biz yapmıyoruz. Kim yapıyor? Biz yapmıyoruz. Yengem mi yapıyor? O da yapmıyor. Yoğurdu kim yapıyor o zaman? Vallahi kim yaparsa yapsın. Yoğurt yiyeceksen sütünü al benden. Mayala yap. Niye yapmıyorsun diye bak sor. Neden? Ben seni yapıyor diye biliyordum. Abi iftiraya mağdur kalıyoruz. Sebep? Aman efendim neymiş? Yoğurt sulanıyormuş. Neymiş? İnek sütü karıştırmışım. Bilmem ne. Çoğundan değil de bu. Bazı yerlerden öyle adam 3 kuruş para veriyor ya. Paranın peşinden koşuyor. Paraya sanki geri alacak benden. Heh, o derecede. Tövbeler olsun yapmıyorsun. Şart olsun yapmıyorsun. Ya zaten yeme adam yeme. Doktora gidecek adam. Doktor yoğurt götürecek ya. Ve iki bakır yanında yapacak. Belki bakırını yiyecek belki yemeye bilmiyorum. Onu da iftiraya mağdur kalıyoruz abi. Bırak yemesin de. İnek yoğurduna devam etsin abi. İnek yoğurdu neye ne etmiyorsun? Sen o zaman sadece çiğ süt mü satıyorsun? Çiğ süt alana veririm. Nereye ona da iftira at o zaman. Buna da süte de herkese inek... vermiyorum. Tanıdığıma, komşuya, akrabaya istek üzerine veriyorum. Fazla değil. 2 kilo, 3 kilo. Bazen para da almadan veriyorum. Önemli değil. Yisine helal hoş olsun. Ama zaten süt evi önüne geliyor. Ben ne diye uğraşayım sağ sütümü için Muhammed? Benim derdime ne olmuş? Adam evi önüne geliyor. Arabanın kapağını açıyor. Doldur babam. Toptan sattığın zaman sütçüyü senden kaçtan alıyor manda sütünü? 50'den. O zaman para gen dediğin hani senin sütçüye verdiğin rakam aynı mı? Aynı değişmiyor. Bizim köyde mesela sütçü 13,5 liradan alıyor ama parakende köyden aldığımız zaman 25 lira. Şimdi parakende biz fazla satmıyoruz. Dedim ya kısım akrabaya. Nerede aynısı tutuyoruz yani. Tek para kazanmak amaçlı değil. Semaveri biz yanlış yere yakıyoruz abi. Semaveri biz gidiyoruz gölün kenarında yakıyoruz. Semaveri buraya yakacaksın. Hem hayvanları izleyeceğim burada. Hem çayın yudumlayacaksın. Sen yanlış yapıyorsun. Muhammed şimdi saat kaç şu anda örnek veriyorum. Saat şu anda 6.30-7 falan herhalde oldu galiba. Saat 6-7.30'da bunlar burada. Bunlar şimdi eve saat kaçta geldi? 7.30 mu dedin? Şimdi gidenler gitti. Ha sütünü sağmaya. Ha sütü ulaşıyor olana gitti. Onlar gitti. Sabah kendi çekebiliyoruz mu bu tabii, şeyleri? Tabii çekeriz. Bakalım hem canlı canlı ne kadar süt çıkıyor ne oluyor ne bitiyor bakalım ha, bakalım bakacağız bir. Bakacağız abi. Coşkun abi burası aynı viraj kesimi var ya şöyle suyun tam da mandaların girecek yeri 10 numara burada. Tabii şöyle de, virajlı ya Bartın çayı gibi abi burası. Abi bunlar yatıyorlar arkadaşlar bunlar da. Abi mandalar için 10 numara yerin ya abi, süper. Gerçekten güzel yani. Mandalar güzel valla. Sağlığı olmayanlar hariç zaten hiç kimse eve gelmiyor. Aynen gelmiyor. Hep buralarda bak. Sen buraya. Sabah orada baraja falan giriler dedin yani. Gerçekten orada boğulmuyor lan bununla. Manda boğulur abi. Baraja komple giriyor değil mi? Tabii manda boğulmaz. Abi oranın derinliği ne kadardır? 3-4 metre var mıdır? Bu işi manda ne işi? Olsun boğulmaz. Allah Allah. Tabii. Öyle yüzeceğim ora. Yüzeceğim. Hoşuna gidiyor vallahi. Aynı su aygırı gibi. Sabah mı giriyor lan? Sabah giriyorlar güneş tabii sabahları biraz yakıcı oluyor ya güneş. O zaman hemen giriyorlar değil mi? Giriyorlar. İnşallah bir gün denk gelirse onu da çekeriz ya. Tamam. Güzel bir manzara. Hepsi birden giriyor mu bir de? Vallahi hepsi birden giriyor. Evet Coşkun abi bunlar aynı benim gibi burada mı arıyorlar? Aynen abi bunlar 7-24 burada kalıyorlar bunlar. Hiç aynı benim sistem eve gelmiyor yok. Yok. Şimdi bunları ta hiç affedersin gübresini görmedim. Sağlık abi bunlar. Şu kaç aylık abi? 2-2,5 aylık civarı. Şu siyah onun anası mı yiyorsa? Anası. Ha. Bunu sana vereceğim demiştim ya. Tamam bana söylediğin bu zaman mıydı? Ha, oydu. Beğendiğimi bilmiyorum ama. Abi ben böyle melezi yerle biliyorsun benim işime geliyor. Ama kaçtan vereceğim bakalım. Sütten kesilince o zaman konuşacağız. Şimdi olmaz o iş. Anlaşırız. Anlaşırız. Bunda sıkıntı yok. Ne yapıyorsun? Buraya her gün geliyor musun buraya su boşaltma? Her gün buraya böyle geliyoruz. Suyunu tamamlıyoruz. Tanker boşsa dolduruyoruz. Tankeri alıp bir yere götürüyor musun? Doldurup geliyor musun? Yoksa tanker sabit mi duruyor? Yok. Tankeri doldurup geliyorum. Tamam. Anladım şimdi. Burada kaç tane hayvanım abi? Ben burada 5 tane görüyorum. 5 tane mi var? Burada 5 tane görüyorum ben. Başka var mı burada? Olması lazım. Yukarılarda o zaman. Bilmiyorum. Bir tane de tosun olması lazım ama. 6 tane miydi? 6 taneydi. Maşallah. Öldü mü yoksa? Haberim yok ama. Şimdi anası bu mu? Anası o. Coşkun abi şu anasıyla yavrusunu kaça veriyorsun? Sütü var mı bunun? Var. Söyle bakayım. Vallahi Muhammed ben sağmıyorum. Buzağı yemiyor. Bunu da burada tohumlandı bu. Kusun tohumladı bunu. Bu yine koşuma gitti ha. Bunun sütü var mı? Kölledi mi? Sağmadı. Kölemedi. Ha gerçi yavrusu var. Ya bak. Yemiyor. Abi şu inekten şu yavruya kaça veriyorsun?
Mesela kaç olsun bilmiyorum. Bilmiyorum ki. Ben Eldar'a ver onun ikisine. Ama ne yaptın ya? Bir de öldürmedin. Ama sen bana sorarsan öyle olur. Sen bana sordun, ben sana 50 lira dedim abi. Şimdi Muhammed, buzağısı etse 35 lira. Bu buzağı 35 lira etmez Coşkun abi. Ya biraz zorlayınca eder gibi geliyor. Bana etmez gibi geliyor. Ya 35 etmez. 30 eder Muhammed. Hiç zorlama abi. Hiç zorlama. Allah Allah. Sen şimdi şunu ikisini verirsen bak belli olmaz. Hiç belli olmaz bak şimdi. Bak şimdi sen bunların ikisi hesabı kaça yara? Sen şimdi bana vereceğin fiyatı söyle. Ben onu düşüneyim de şunayım. Tamam, bunların ikisi 90 lira yolu. 90 çok abi. Ben, çok bu çok diyelim. Ben 90 almam. Kaça olsun? Yani şu 30 eden bilmiyorum. Etmez ki abi 30 bu. Etmez abi buza. 30'dan aşağı vallahi buza muza yok. Abi bu buza etmez ya. 30 etmez abi ya. Eder abi. 30'dan aşağı 35'den aşağı mal yok abi. Abi, abi sütü varsa inek edeceği 50 lira. Eyvah. Ne eyvah abi? 50 lira. Hep ben o zaman çırmayı diyorum. Bak şunlar ikisi kurbandan kaldılar. Abi bu ne edeceği ikisi beraber. Ben sana söyleyeyim mi? Hiç kızmaca darılmaca yok. Söyle kardeşim. 75 lira abi. Hacı ne soruyorsun ya? Yani ben bunu şimdi 70'e aldım. Yani tamam bak 5 lira veriyorum. Buzlattım bir saniye, buzlattım. 5 lira veriyor bu uzak şimdi. Abi sen demedin mi ne veriyorsun? Ben de sana vereceğimi söyledim. Ben 75 lira veriyorum. Sıkıntı yok Muhammed. Şimdi benim yaz günü bunları koyuyoruz ama kışın koyacak yer yok. Bak emir anasını vallahi. Emir sütü var bunun. Maşallah. Sütü iyi bunun Muhammed. Takım da güzel yapıyor buzağı emmezse. Yengem savuyordu bunu. Biz bunu buraya koymadık. Dedim başa onlara kaynayemiş herhalde. Eve bazen gelmiyor falan. Gelmediği zaman da sıkıntı oluyor. Dedim buraya koymadık. Koymadık buraya. Burada bu. Kaça yere hesabı Ahmet bu ya? Şimdi... O kadar da öldü mü bu kadar güzel? Sen kaça yere dedin? Ben sana rakamı söyledim. 75 lira. Tacirden de fazlasıyım Ahmet ya. Vallahi tacirden abi, de fazlasıyım. Abi şimdi artık geze geze ne oluyor ya? Tacirlerden geze geze öğrendiği işi. Şimdi en son... Sen yaraya mı bak yana? Şaka bırak. Şaka bırak. Cidden yaraya. Yarıyorsa sana bu. Ben ineği birisine vereceğim. Buzayı ben kendim alacağım. Tamam. Sen tahmin ediyorsun benim ineği kime vereceğimi. Adem vereceği herhalde. Aynen öyle. Aynen Adem öyle. Arkadaşımıza verelim. Buzayı da sen al. Makul bir şey söyle de verelim. Ben bunu çekeyim abi. Adem abiyle görüşeyim. Sütü var yalnız sana söyleyeyim. Tamam abi zaten vallahi, görüyorum baksana. Vallahi sütü var. Coşkun abi tosunun maşallah var ya. Maşallah var. Hakikaten ben tam böyle hayvana çıkan tosu görmedim. Bu yaşını geçti mi? Geçti. Kurban oluyor. Kurban oluyor. Evet. Bunları şimdi tohumlayan, şunu hangisini tohumladı dedin? Bunları tohumluyor bu, attı bunlara bu ama böyle var ya, atlakan var ya, zıplıyor abi. İki ayağın üstünü koşu pat yerleştiriyor, sırtını üstüne aktarılı bir hayvan. O derecede yani. Boyu yetişmede. Vallahi boyu yetişmeye. Yani görüyorsunuz bunlar, damızlık olarak ben bunları şey yapmadım, bunlar kurbandan kaldılar ama güzel hayvanlar. Yavru kurtlarım var. Bir numara, iki numara, üç numara. Bu tarafa bak. En son yavru kurt bu. Evet arkadaşlar, mandalarımızı tekrar çekiyoruz. Çekime devam ediyoruz. Bu arada gözümün birini kapattım. Bak oracıkta. Veriyorsunuz. Bana övünerek herkes mandişi yapmasın. Herkesin yaptığı iş değildir. Anlamadınız mı? Herkes aynı işi yaparsa ne olur? Coşkun'un bir değeri kalmaz. Ama bizim değerimiz kalsın. Bir köşede. Şimdi hangisine pazarlık yapıyorsunuz? Simentalini. Maşallah. Sen şimdi, düzmüşsün buraya danaları manaları. Tabii işim böyle. Bunlar gizli. Mandala bura. Ne oldu mu kimse anlamasın Muhammed. Ben sana diyorum bu paraları ne yapacaksın sen diyorum sen. Yiyeceğim kaplıcalar. Efendime söyleyeceğim böyle araştırmadayım şu anda. Bunlar savunmayı bekleyen mandala değil mi? Savunmayı bekleyen mandala bunlar. Evet sahibi geliyor. Bu benim hanım kendisi. Ne istiyorsun bu yine? Bu yine ben
Böyle 100 kürk isteyelim mi? Arkadaşlar biliyor yine para onlara verecek. İyi galiba. Denk geldi. Müşterisi var yine. Müşterisi var. Müşteriyi böyle sağlam müşteri almış. Para sorma. Para sormam bunlara. O yüzden 140 demeyle 147. Herkese güzellik yapıyor bu adam. Bizi es geçmez. Buyur adam bu. Adam bu adama ben konuşma dedim. Ben olmaz gözümü birini kapatırım. Doğru mu Raci? Benim seksi içinden geliyor. O adamını biliyor. Kapatırım dersen kapatırım. O adamını biliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Raci yavrum. Yine beğendin mi? Yine sıkıntı yok. Beğendim. Beğendim. Şimdi kaç alacağım bu yine? Ben şimdi istedim. Sen 140 istedin. Abi. 110 diyebiliriz bana. El tokalayla. Ya 110'u... Çıkarttı o çıkaracak bak, seni işte be. Tamam da kardeşim. Memelere bak memelere maşallah. Beyler. Kâr olmazsa nam olsun. Durmuşlar da konuşsunlar. Ha konuşsunlar. Görüşmeyi de bundan çıkmış desinler. Desinler. Vallahi desinler. Fazla desinlere gitmeyelim zarar ederiz. Nam olur be. Ha. Yapma şimdi, be. Reklam iyisi kötüsü olmaz. İyi reklam yapmışsın. Ne olacak be? Şimdi her adama vermen Raci. Aa, benden adamlar onu almaz. Ha, alsan adam, buraya gelme. Adam şey. Şimdi la guru arkalarda durma. Bir laf at bakayım. Ben 130 istedim. 110 verdi. Benden tutarsan? Senden tutarsan bir olur. Sen benim hiç bırakma. Bırakmayın. Senden tutarsam zarara girerim ben. Şimdi biz bunu iki tarafa yer yapacağız. Bakın bismillahirrahmanirrahim. Değil bütün sen... satmak için ölüyor. Ha. Vallahi ölüyor satmak için. Para ihtiyaç var. Yok damdan biraz boku eksiliyor. Vallahi boku eksiliyor. Sen ne diyorsun baba? En son ne diyorsun? 110 sen... dedi arkadaş. 110. Ben 130 dedim. 120'ye bağlarım bu işi diyorum. Onu ebediye ben gidiyorum o zaman. Nereye geçen? Ben gidiyorum. Şart tutuşu ama girdi çıkışı olmaz. Ya ben kapılar kapandı. Sen 105'e bunu bağla 105'e. Lan 110 mu dedi? Nereye 105'e bağlıyorsun? Yok ben o... Kafayı mı yedi? Para benden çıkıyor ondan değil. Para... Hadi para kimden çıkıyor lan? Para ortak. Para ha onun cebi ha benim cebim. Ha öyle bir şey. Cebler fark etmiyormuş. Ama evet. Sen en son ne diyor? Ben fiyatımı verdim. Sen bari çık güzellik yap. Ben savunuyu çıkartayım da sahibim. Neyini kızarsın? Ne var canım? Kaç alacaksın sen abiye? Şu yine şu fiyat alacağım en son ya. O şu fiyat alıyorum da bakalım. Ben. Bağ uyarsa ben... 115 ben. Hayır ne olsun? O, hayır Metin. Hayır. He, hiç bozma. Vallahi bozamazsın. Ne bozuyor? Tut. Dur, hayır. Tut. Bir şey dur, tut. Hiç bir dedim iki dese tabudama girmem. 110. Hayır, 5 bin yazarıma gidiyor. Bir dakika. Ne rahat bırakayım. 110. İnan. 110. Artı bir de çavunu almayacağım. Dışa vereceğim. 110 verim dışa verim. 115'e uyuyor mu sabı? 110. Hayır, satılacak yok. Hadi bırak. Bırak satmayacağım. Vazgeçiyor. Şart olsun çalarından ben. Hayır satmayacağım abi. Olmaz abi. Satmayacağım vazgeçtim. Sen 110'a okey de. Hayır. Bak bir taraf 115 dedi. Ben de bütün bayıldım. 115'e verdim diye ya. 110'a. Hoşuma gitti. 105'e he diyor. Bak, vallahi şey, derim ya. 110'a 110. 110 tamam hadi. 115. 110. Hayırlı olsun. 110. Çabuk dövedim. Ya. Hayırlı olsun. Konuşma lan. 110. Konuşma. 115. Raci yavrum, 115'e sana hayırlı olsun bu. Şak! Buzayla beraber at yarabaya. Buzayla beraber at yarabaya. Şimdi buzayla beraber mi oldu? Hayır, Fızasız. Ben buzayla yapacağım. Nasıl ayırıyorsun onu be? Ayırmayız abi. Ayırmayız. Rahat iyi onu. Hadi bakalım, hadi bakalım. 110'a işi bitirdi abi. 110'a hayırlı olsun. 115 mi dediniz, 110 dediniz, ben bile anlayamadım. Ağzından çıktı, ağzından çıktı Coşkun abi. Raci 115 dedi, ben Raci'nin ağzından çıkan kelimeye bakarım. En son çıkan kelime neydi? Zaten abinin kalemi almıyor. Coşkun abi, 110'a sıkış, adam çok ısrar etti. Hayır, 115 deyip de 110'a... Hayır, senin ağzından çıktı ama 110, bak Allah söyletti, 110 ağzından çıktı. Çıktı, çıktı. 110 çıktı. Valla ağzından çıktı, doğru mu? Çıktı. Valla zarar ediyorum ben ya. Etmez. Desem ben. İnanma. Etmez. İyi bir kar ediyor, hayırlı olsun. Ucuz aldıydım ben bunu ucuza. Ucuz aldıydım. İyi, ya şimdi ben karıyı acıtıyorum ki. Bunlara bak, uğraşacağım. Hiç olmazsa paraya eve girsin de.
Parayı severim şöyle. Çünkü şu yine öyle bir kepçe fazla da değil. İyi hayırlı uğurlu olsun. 110 değil mi? Sağ ol. 110. Son. 110. 110'a bitti. Hayırlı olsun. Biz espirozu şey olsun. Sağ ol. Benim raci canım ciğerimdir. Pis malı hakkını verdi, öldüm edi. Ben de ekmek yedim. Bunu böyle de verdim. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi sağ ol, Allah razı olsun. Kur deyince öldüm edeceğim. Bu uşak bana gene lazım. Ben bunu birden korkutursam bir tane tamal almam. Korkutmayacağım bunu. Adamım. O yüzden verdim. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Ben zaten oraya verecektim. Racı maşallah. Ben malı, Boker. Ben malı değerini biliyorum. Oğlum sen. Racı sen niye kendi gelmedi oğlum bunu bakıyor ya. Ayrılmayı abi yandan ayrılmayı. Ses gizli gizli iş yapamadım. İyi hayırlı olsun. Bırak be şu ufak her şey. Ha, Uda'dan adam abi. Bunlar abi bunlar tosun abi bunlar. Maşallah. Şu tosun mu ufak olan? O düve. Ha o düve şu üçü tosun değil mi? Üçü tosun abi. Tamam. Maşallahları var. Maşallah. O biçim. Oracıktan. Yala yala vallahi uğra. Şu sana şu yarar mı baba? Ha sen şunu diyordun. Ha şunu diyordum ben ya. O tosun. O tosun. Şu sana yarar mı? Bak bak. Bu sana yarıyor. Bu mu yaraya? Yaraya savuluyor bir de. Ha. Senin Adem'le konuş. Tamam, buzasını ayırırız. Buzağı. Sıkıntı yok. Onun hangisi buzasının? Şu. Bak kayış var ya boyunca. Ha kayış olan. Ha. Tamam. İsterse buzayla beraber al abi. Buzasız kaç para? Düz bir fiyat söyle, adama söyleyeceğim. Söyleyeceğim, kabul eder etmez. Tamam, sen ne kaç alacaksın abi? Abi sen rakamını söyle. Ben söyleyeceğim de. 65 alsam bunu ben. 65 mi diyorsun? Ha, 65. Bu 65 diyorsan bunu tamam aşağısı var. 60 oldu diye diyeceğim. Yok daha aşağısı oldu. Olmuyor. Vallahi olmuyor. Olu olu. Olu olu olu. Sana o olsa ben oluyor diye. Tamam o ikisini konuşalım. Bunun sütü var mı? Var vallahi. Kaç kilo sütü var onun tahminen? 4-5 kilo. Az. 5-6 kilo olan. Anladım. Tamam. Ama senior süt bollaşıyor bak. Bu dışarıda değil içeride bu. Tamam anladım abi. Ben bir Adem abiyle görüşeceğim. Süt yemi de yemiyor. Tamam ha tamam. Bir buzağı arası. Tamam. Onu çıkardı. Buzağısı ile verirsen kaç istersin? Valla sen ucuz almak istersen hep buzağısı ol bence ben. Tamam. Ama inek bağ lazım değil. İnek mi diyorsun Adem abi? Buzağı da almak istersen buzağı 35-40 kere buzağı alabiliyorsun. Şimdi el tutalım doğru konuşalım. Doğru mu? Bunu biz konuşuruz seninle kendi aramızda. Konuşuruz. Tamam. Evet de konuşuruz. Şimdi o tarladaki inen buna niyetim var abi. Hayat bahçesi burası, hayat bahçesi. Aynen, kaç tane bıldırcın var bura? 4 tane kaldı. Çok vardı bende bıldırcın. Ne yaptın bıldırcında, ne oldu? Kendi kendime, ben üretim yapıyordum Muhammed. Ha bir ara söylemiştin, hatta bir ara bıldırcın yumurtasından para kazanmaya çalışıyorum falan ha, demiştin. Ha, o bıldırcılar kalan bunlar. Kumuşlar çoğaldı, bıldırcılar azaldı. O zaman ilgilenmedin fazla. İlgilenmedim, doğru. Parayı görünce bıldırcını unuttum. Ördek falan da var galiba sende. Ördek yapan ördekleri de var. Tavuk da var. Şimdi. Bende her gece olmadığı bir şeyden var. Şimdi her gece olduğu şeyden olsa olmaz. Her kişi yaptığı iş değil diyor. Farklı iş yapacak, farklı. Herkes benim yaptığım işi yaparsa da yani biz para nereden kazanacağız da? Herkes yapan ördeği beslerse yapan ördeği para eder mi? Etmez. Burada kaç tane yavru var Coşkun abi? 810 tane var. 810 tane var. Başka nerede yavrular var sen? Yukarıda. Yukarıda nerede? Abim orada. He, orada da var değil mi? He. Bunlar ne bekliyor? Açını süt mü bekliyorlar? Bunlar süt bekliyor, savunmayı bekliyorlar. Bunlar şimdi direkt annenin yanına mı salacaksınız bunları? Bunları annesinin yanına salıyor. Ondan sonra hocam iki memesini alıyor. İki memesini de biz alıyoruz tabii. Tamam, yengem ilk önce savacak. Ondan sonra bunları serbest bırakacak değil mi? Hayır. Bir taraftan emecek, bir taraftan savacak. Ha o şekilde oluyor ya. Tek tek. Ha. Tek tek abi. Olay değil bu işte. Malaksız süt ömez. Ama ben varsa ben savamıyorum, sağman. Çünkü ben götüm yemez. Ben niye lan söyleyeyim? Yemez abi. Ben fazla katlanamam o kadar. Bak azı salı olur ben gitsin. Şey ama bunlar şimdi, böyle sağa sürekli. Ama öyle deme şimdi. Bir tane malaksız yapalım. Üstlerinden böyle yapalım. Haftada 7-8 lira süt parası alıyor. Doğru. Mastik. En ufak bir şey. Hadi. Herhangi bir şey olduğunu anlayın. Hayır oğlum. Hayır oğlum.
Koş. Koş. Yenge bunlar kendilerini ayırt edemiyor değil mi? Yani annesini ayırt edebiliyor mu yoksa sen sürekli yönlendiriyor musun bu şekilde? Ediyorlar. Ediyorlar değil mi? Evet. Çünkü kumuşlar almaz ki. Öbür kumuşun olan bir kumuş alma ya. Şimdi bunu sağman için ilk önce yavrusunu mu salman evet, gerekiyor? Yavrusunu salmam gerekiyor. Yoksa sağ durmaz mı? Sağ durmaz. Önce yavrusunu doyuracak, yavruyla beraber. Alışmayı lazım öyle tek salma için. Makineyle mesela salmıyorsun değil mi yenge bunları? Makineye alıştırdım daha yeni. Yeni mi alıştırdın? Daha yeni alıştırdım. Sağdırıyor mu? Sağdırıyor. Bazıları korkuyor ama bazıları duruyor. Yenge valla Coşkun abi seni çok methedi ya. Çünkü şeyim ben o yüzden. Bütün hayvanlara sen sağıyorsun. Hayır. Bu şimdi ben varım diye yapıyor değil mi buna? Normalde sağ alışkın olduğu için sağ yapmıyor değil mi buna? Hayır bana yapmıyor. Sadece yabancı kişileri yapıyor öyle. Koyamayız üstünü bunlar çabuk. Mesela bir mandayı salman tahminen ne kadar sürüyor yenge? 5 dakika sürmüyor. 5 dakika sürmüyor evet. Ama mesela sütünü böyle salmadığı zaman falan? Sütünü salmadığı zaman dışını koymayacak zaten en sonunda. Fazla böyle uzun sürmüyor yani böyle saatlerce sürmüyor yani bir 10-20 dakika falan sürmüyor yani. Anladım. Mesela bir mandadan bazısından 1 litre, bazısından 2 litre, sütüne bu şeyine göre değişiyor. 1 litre 2 litre arası. Ha, 1-2 litre arası. Bazen 3 litre çıkıyor. Malağını ayırırsam da bir gümüş memesini alırsam yani 3-4 kilo çıkıyor. Malağı yemiyor çünkü 2 memesini. Malağı yemdiği için. Hadi kızım. Peki sen şimdi mesela akşam bunlar kendi kendine geliyorlar değil mi? Sen evet sütünü geliyorlar. Sütünü sağdırmak için. Evet. Malaklarının içinden, yavrularının içinden geliyorlar. Ondan sonra sen bunu yani akşam salıyor musun tekrardan dışarıya? Hayır. Bunlar sonra bir 3-4 ay sonra bunlar kendileri tek savunma düşürüyorlar kendileri. O zaman koy veriyorum savup da. Akşam? Evet. Akşam gelirse böyle bu saatlerde savup koy veriyorum. Sabah çünkü almıyor şeyini, saldırmıyorlar. Kendisi düşürüyor tek savunma. Sen kendi yerine şey yapamıyorsun. Onu isteyene bağlı. Kumuş hayvanı da öyle. Bir özelliği var. Saldı galiba. Evet. Bazısı da böyle yapıyor işte. Bir yandan yavrusu emiyor. Evet bir yandan yavrusu o tarafta. İki memesini yavru emiyor. İki memesini ben salıyorum. Hayır kızım bozma. Aa, benden yapıyor yenge. Evet senden yapıyor. Ben şimdi az bir şey... Yabancı istemiyorlar. Tamam ben o zaman fazla yaklaşmayayım. Evet. Ben orada yavruyu dedim, bir göreyim dedim de. Evet, ben yiyeyim. Ben manda hayvanını inekten daha çok seviyorum. Hem sütü karlı, hem fazla şey yok. Ama inek hayvanı öyle değil. Bunun sütü daha şey. Coşkun abi öyle diye valla ben diye süt parasına karışmıyorum diye. Evet süt parasını o ellemez. Bunları yavlarını satıyorum ben tereyağlarını, yoğurdunu, sütünü. O hiç benim şeyime paramı ellemez hiç. Hepsi benim bana ait. Kendisi götürüyorsa bir de bana geri getiriyor parayı. Kendisi alsa bile sağ geri götürüyor yani evet, parayı. Evet getiriyor vermez yani bir şey yapmaz yani öyle vermezlik yapmaz yani. Cebine atılmaz yapmaz. Ama sağ da helal olsun yenge ya o kadar işten uğraşmak ben severek yapıyorum Mehmet bunu. Doğru sevmeseniz nasıl hakiniz ondan yaptıramaz evet, mı? Evet yani severek yapıyorum. Seviyorum yani ben her şeyi. Mandayı daha çok seviyorum. Yani sevmesem bunu yapmam ben yani. Yani eşim zorlasa bile yapmam yani. Değil mi? Evet yapmam. Kimse sadece zorla bir şey yaptıramaz. Yani ben kendi içimden geliyor. Hem yani ekmek paramız. Hem şeyim yani ne bileyim yani seviyorum yani ben mandayı. Çok bu kadar sütü çıkıyor bak bazısını. Onu bir litre hemen bayağı yarım kilo var yok. Değil mi? Evet, akşamları böyle, sabahları tabii ki 2 litre ya, 1,5 litre. Değişiyor. Tamam, sakin. Yani bunlar analarını biliyorlar çünkü başka malı almazlar. Thank you.
Tabi her seferinde yıkıyorsun. Evet. Hayır kızım, kendi memeleri. Beni girelim yoksun. İki meme yavruya, iki meme de size. Evet. Onlar 2-3 aylık olduktan sonra 3 memesini alıyorum ben. Bazen alıyorum, bazen almıyorum. 3 memesini. Ha, 3 meme bıraktın da oluyor yani. Yani şey yapıyorum şöyle, ha, evet 3 memeyi de düşürebiliyorsun. Senin isteğe bağlı. Ama bunları da ayırması çok zor oluyor Muhammed. Malaklarını çok şey oluyorlar. Yavrusunu ayırırken evet, mi? Evet, anasının sütünü koyamadan sağma şansın yok. Tabii kuruşa alıştırabilirsen malak katmadan sağabiliyorsun. Mesela ben bir tanesini sağabiliyorum. Anasını katmak, şey yavrusunu katmadan. O zaman hepsi aynı değil. Değil, yani. Hayır. Hepsi aynı değil yani. Hepsini aynı şey yapmadı mesela. Bak bu fıtmışlara bir şey yapmadı bak şu an. Bazıları öyle değil. Hepsinin huyları farklı. Farklı, çok farklı. Ama mandalın bir şeyi var. Kesinlikle yani öyle inek gibi tepme bir şeysi yok. Ha, tepme yok değil mi buna da? Yok. Sadece ayağını karnının altına çeker o kadar. Sana böyle açıp da tepmesi yok. Kesinlikle. Ben bir de bugün ilk defa bir şey öğrenmiş oldum. Ne? Mandada 11 ay gebelik oluyormuş. Evet. Ben inek gibi bunlar da yine 9 ay falan zannediyordum. Hayır. Bugün ilk defa öğrendim ben de bunu. Bilmiyordum ki. Ha, değil. Bu inek gibi değil. Ya mandanın her şeyi çok güzel oluyor Muhammed ya. Yani yoğurdu, tereyağı çok lezzetli oluyor. Her şeyse. Mesela biz inek yoğurdu yiyemiyoruz. Mandaya alıştık, inek yoğurdu yemiyoruz. Hiç inek yoğurdu yemiyor musun? Hayır. Hep manda yoğurdu. Evet, hep manda. Mesela sarımsaklı yoğurt yapsak da manda yoğurdu, cacıklı yoğurt yapsak da manda yoğurdu. İnek yoğurdu kullanmıyoruz. İneğin sütünü sadece savup sütçüye veriyoruz. Kaç seneden beri mesela inek yoğurdu yemiyorsun? Vallahi ben buraya 94'te geldim, 94'ten beri inek yoğurdu yemedim. Vallahi yenge sağ helal olsun ya. Sen bu kadar hayvanla uğraş, temizliğini, alaflanı ver, bunları sağ, ev işleri... Dediğin gibi sevmesen mümkün değil. Evet ya, memnunum Muhammed hayatından ben ya. Ya şehirde durup da ne yapacağız? Çok denedik biz, yaptık o işleri. Olmadı bir şeyler. Çok uğraştık yani. Şehirde yaparsan, çalışmazsan yani açsın. Ama köyde öyle değil. İstediğin yere mesela bahçeye iniyorsun. Bir şey kopartıyorsun. Ama ahırda hayvanın oluyor. Sütün yoğurdun bol oluyor. En azından bir de bunlar yan gelir benim için. Mesela bunlardan ben beyaz mesela haftadan haftaya sütçüm geliyor mesela, para alıyorum. Yani. Yani seviyorum yani hype yani mandayı çok seviyorum ama manda. Sağ işte. Şimdi şehire göçüyoruz mesela. Ay, coşun, gitmem. Gitmezsin değil mi? Gitmem. Ne olsa olsun gitmez misin? Gitmem. Çok geldi teklif öyle bize. Gitmem ben, gitmem. Şimdi ben bunları yaptıktan sonra rahatım. Eve çıkınca bir sıkıntım yok. Bir gün bir sabah bir akşam giriyorum ben. Bunlar ibadet bir şeysi yok ki, zorluğu yok ki. Bir sabah bir akşam. Bu kadar. Sağa göre öyle ama kimisine göre, çoğu insana göre de bu işler yapılmayacak yani, işler. Gençler istemiyor tabii ki. Böyle bunları sırayla mı alıyorsun yenge? Sırayla alıyorum, hangisi çıkarsa burada. Hepsini aynı anda alamıyorsun değil mi? Yok, hepsini aynı anda savamazsın. Olmaz, hepsini de salarsam annenin benle öbürünü savana kadar. Ha, sağ bırakmaz yani o zaman süt. Kesinlikle. Birer annesini savduğumu savacağımı yutup veriyor. Peki, alırken hepsini aynı anda mı alıyorsun? Evet, alırken hepsini aynı anda topluyorum. Ha, onda bir sıkıntı olmuyor değil mi? Önümü katıyorum. Aynı koyun gibi dayakla. Hadi. Hayır, senin yerine gelmedi. Akla diyor güzel. Ha, bak bu benden korkmadı. Bu biraz beni istemeye. Evet. Bu biraz aksi. Ay kızım. Bu böyle devam edecek. Yenge, ben en iyisi seni rahat bırakayım. Sağ, kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ettim Muhammed. Oldu, görüşürüz. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Sen de. Sen korkmuyor musun onlarda? Hayır. Korkmuyor musun? Susuyor mu? Ben kaçıyorum. Hangi beyaz kafalı? Şunlardan var mı şu? Hangisini sevebiliyorsun? Ben senin kadar cesaret değilim ya, ben korkuyorum. Korkuyorum ya. Maşallah hiç korkmuyor ki, baksana. Ya Allah Allah. Şimdi kafam işin içine büyüyor abi. Kafanı bozuyor. Ama büyüklerin yanına yaklaşmıyorsun değil mi? Yaklaşıyorum.
Büyüklerin yanına. Hayır hayır. Yok, beyaz kafalı olan değil, beni süsüyordu. O senden güçlü bence. Manda vallahi yerine milim oynamıyor. O da duruyor ya maşallah. Fakat ondan büyüdü burada o. Arkadaşlar videoyu beğenin, Yazılımcı Köylü'ye abone olun. Sizi seviyorum, hoşça kalın, dostça kalın, hayırlı akşamlar diliyorum.